Merhaba, bugün 23 Şubat 2021. Sizlere koronavirüsle ilgili güncel değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2.8 milyona yakın insan Türkiye'de resmi rakamlara göre bu hastalığa yakalandı. Yaklaşık 28 bin insan yazık ki hayatını kaybetti. Tahmini rakamlara göre 10 ila 15 milyon kişinin bu hastalığı geçirdiğini Türkiye'de söyleyebiliriz. İşte COVID semptomları olmadan geçirenler ya da PCR negatif geçirenleri düşünürsek eğer. Son zamanlarda biliyorsunuz mutant virüslerden bahsediyoruz. Mart ayındaki açılmayla beraber tekrar üçüncü bir pik olasılığından da hepimiz endişe ediyoruz. Mutant virüsler biliyorsunuz çok daha bulaşıcı olması nedeniyle çok önemli. Havada uzun süre asılı kalan partiküller neden olabilir bu duruma. Bir de biliyorsunuz normalleşmeyle beraber kümeleşmeler artacak ve tekrar daha fazla sayıda hastalık olabilir. Çünkü kazanımlar biliyorsunuz çok küçük küçük oluyor. 30 küsürlü bin rakamlardan şimdi 7 binlere geldik ama eğer kurallara dikkat etmezsek mutant virüsler de dolaşıma geçerse çok hızla tekrar hızla yükselebilir vaka sayısı. Bundan endişe ediyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Virüs güçlendi. O zaman biz de daha tedbirlerimizi güçlendirmeliyiz. Maskeyi iki katına çıkartmamız gerekiyor ki zaten bunu aylardır söylüyoruz riskli yerlere girerseniz için maske takın diye. Mesafeyi arttırmalıyız. Eskiden 1,5 metre diyorsak şimdi 3 metreye çıkartmalıyız. Sık sık ellerimizi yıkamalıyız, bunları biliyoruz. Özellikle doğal havalandırmanın olmadığı iş yerlerinde, kafeler ve restoran gibi yerlerde çok daha fazla dikkat etmemizde yarar var. Esasen bu tür yerlerde Aşre'nin ve Rehva'nın standartlarına uyulması gerekiyor. Havalandırma çok çok önemli. Çünkü bu standartlara eğer uymazsak bulunduğumuz ortamlar çok ciddi bir risk içerebilir. Evlerimizi de sıkça pencerelerimizi saat başı mutlaka en az 5 dakika açıp havalandırmakta yarar var. Eğer bunu yapmazsak havada 100 mikrometrenin altındaki partiküller havada asılı kalıyor ve çok uzun süre bulaşıcılık özelliğini sağlayabiliyorlar. Ama eğer biz maskeye, mesafeye dikkat eder, bir de havalandırmayı iyi yaparsak o zaman bulaşma ihtimalini iyiden iyi azaltmış oluruz. Bunun dışında virüsün 1.3 kat daha fazla bulaşıcı olduğundan bahsetmiştik. Onun için bu tedbirleri eğer arttırırsak ve gevşemeyi bir önceki Haziran ayındaki gibi bir anda hızlıca yapmaz, kademeli olarak gevşemeye geçersek umarım bir sürprizle karşılaşmayız. Şimdi biliyorsunuz ne kadar kişi aşılanacak ki biz toplumsal olarak bağışıklığa ulaşalım. Yaklaşık 50 milyon kişinin aşılanması gerekiyor. Daha doğrusu 50 milyon kişinin bağışıklanması gerekiyor. Yaklaşık 10 ila 15 milyon kişinin hastalığı geçirdiğinden bahsetmiştik. Geriye yaklaşık 35 milyon kişi kalıyor. Elimizde şu anda yeterli miktarda aşı gözükmüyor. 6,5 milyon kişiye aşı yapıldı. Eğer biz 20 milyon civarında kişiye daha aşı yaparsak o zaman bile bu hastalığın yayılmasını oldukça ciddi bir şekilde önleyebiliriz. Bir de başka bir şey, yayılmasını önlemek için okullardan ve sosyalleşmeden bahsediliyor. Ben okulların açılmasına karşı değilim. Özellikle de 6-12 yaş arasındaki çocukların okula gitmesi gerektiğini, çok ciddi kayıplara uğradığımızı ve zaten yapılan çalışmalar da göstermiş ki aslında çok da bulaşıcılığa önemli bir rolü yok okulların açılmasının. Özellikle de 6 ile 12 yaş arasındaki çocukların bulaştırmada da çok önemli bir rolleri yok. O nedenle bu çocukların zihinsel gelişimleri, soyut düşünceleri ve mantıksal gelişmelerinin tamamlanabilmesi için kayıplar çok önemli. Bu dönemdeki kayıpların telafisi çok güç. O yüzden bu çocuklarımızı mutlaka okula göndermeliyiz ve özellikle 6-12 yaş arasındaki çocukların okula gitmesinde ben özetle çok önemli bir sakınca görmüyorum kurallara uymak şartıyla. Bunun dışında normalleşmeye geçtiğimiz günlerde özellikle HES kodu ile ilgili bir uyarı daha yapmak istiyorum. HES kodunu günün her aşamasında kullanmamız gerekiyor. Yani iş yerine girerken de HES kodunun kontrolünden geçmeliyiz. Nereye gidersek gidelim mutlaka bunu yapmamız lazım. Bir de bir şey daha önemli. Ceza kesiliyor hafta sonları özellikle ya da başka zamanlarda kurallara uymadığımız vakit. Ama o cezaların tahsilatı mümkün olmuyor. Biz bence cezayı kestiğimiz kişilerin HES kodunu o ceza işlenmeli ve iş yerlerine ya da başka bir yere girip çıkacağımız zaman cezalıysak örneğin HES kodu alarm vermeli ve o iş yerlerine gitmemeliyiz. Böyle rica edici olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında illere göre açıklanması son derece olumlu. Ben geçen gün bir baktım, 10 ay önce söylemişim. 10 aydan biridir neredeyse en çok kullandığım kelime bu olmuş. Test politikanızı değiştirelim ve mutlaka illere, ilçelere göre verileri daha da ayrıntısız açıklayalım diye. Çok şükür 10 ay geçtiyse de yine de açıklamaya başladık. Ben ilçelerin de mutlaka rakamların açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde lokal tedbirler alabiliriz.
lokal olarak hem sağlıkla ilgili bir tedbirlerimizi görebiliriz. O bölgedeki sağlık altyapımızın durumu nedir? Yoğun bakım doluluk oranları, hastane doluluk oranları gibi durumlara bakar, alınması gereken tedbirleri yaparız. Veya toplumsal düzeyde de okulları açık kapatacak mıyız? Efendim esnafla ilgili tedbirler ne olacak? Halkla ilgili gevşekmeler ya da tedbirler ne olacak? Bu da çok daha doğru alabiliriz diye düşünüyorum. Bu nedenle daha ayrıntılı verilere ihtiyaç var. Sadece rakamların açıklanması yetmez. Aynı zamanda daha da başka verilerin de açıklanmasında yarar var. Örneğin o bölgedeki yeni olgu sayısı, ölüm hızı, test sayısı ve test sayısından sonra yapılan o testlerin kaçında pozitif çıkmış oranı da bize yol göstermekte çok faydalı olacak. Bunun da bence bir an önce gündeme alınmasında yarar var. Özetlemek gerekirse virüs güçleniyor. Biz de tedbirlerimizi arttıracağız. Havalandırmaya dikkat edeceğiz. Okulların açılması sırasında bazı kurallara çok dikkat etmemiz gerekiyor. 6-12 yaş arasındaki çocukları göndermekte çok önemli bir sakınca yok. İl ve ilçelerin rakamlarının daha da ayrıntılı bir şekilde açıklanmasında yarar var. Özellikle restoran, kafe gibi alışveriş merkezi gibi yerlerdeki havalandırmaya çok daha fazla dikkat edersek ve aşılamayı da bir an önce yaparsak yine hala umudumu koruyorum. Haziran ayında oldukça ciddi bir şekilde mesafeyi alır. Eylül-Ekim ayında da bu musibetten kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bir şartla 50-55 milyon sayıda insanın mutlaka aşılanması şartıyla. Öbür türlü çünkü virüs sürekli güçlenerek, mutasyona uğrayarak başımıza bela almaya devam edebilir. Bir dahaki buluşmamıza kadar da koronasız kalın, sağlıkla kalın diyorum.